Fuat Çever YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Matematiksel verilere dayalı analiz ve sunum yapmaktayım. Arkadaşlar şimdi sizlere zaten ben bir 20 dakikalık 25 dakikalık bir video paylaştım. Fakat da açıklayıcı olması sebebiyle tek bir video daha paylaşmak istedim. Şimdi Bitcoin'deki bu düşüşün sebebi arkadaşlar. Bitcoin'deki bu düşüşün sebebi şöyle bakın. Sizlere tekrarlıyorum. Ethereum'da dominans normal, BNB'de dominans normal, altcoin'ler normal, para yani kripto toplam piyasa değeri normal. Şöyle bir geri çekilme var, bakın geri çekilme yok demiyorum fakat buralar 1,5'lere gelene kadar normal bir durumdur arkadaşlar. BTC endeks grafiğine bakıyorum. Dominansı 42,67. Bu dominans hızlı bir şekilde düştüğü için Bitcoin artık tutunamıyor arkadaşlar. Yani Bitcoin'de alıcı yok. Şöyle söyleyebilirim. Şuradan adamın bir tanesi geliyor. Misal veriyorum işte 50 tane 100 tane Bitcoin satıyor, pat düşürüyor. Niye? Altında alıcı yok arkadaşlar. Yani Bitcoin'e alıcı olmadığı için, Bitcoin'i almak isteyen olmadığı için satışları engelleyebilecek, düşmesini engelleyebilecek bir durum söz konusu değil. Şimdi kaldıraçlı işlemler kullanılıyor. Bakın bunlara borsalar engel olmak istiyor. Daha önceki düşüşlerde mesela Coinbase borsası ne yaptı? 12.000 tane Bitcoin aldı. Sağlam bir düşüş olacaktı. 12.000 tane Bitcoin aldı ve bu düşüşü engelledi. Daha önceki düşüşlerde Binance borsası arkadaşlar ne yaptı? Gece saat 3 ve 7'deki kapanışa denk getirecek bir şekilde siteyi yenileme ve çalışma anlamında kapattı. İşlem yapamadı kimse. Ne oldu? Oradaki Bitcoin'deki düşüşü de engellediler. Fakat borsaların da yapabileceği belli seviyelerde işlemler var. Şimdi Bitcoin bu alanda artık alıcı oluşturamadığı için aşağı yönlü inecek. Bakın ben size bir önceki videomda belirttim. Dedim ki buradan aşağı indi. Burada bir nefes alacak. Buradan aşağı inecek. Şu alanda bir nefes alacak biraz. Buradan aşağı inip şu alanda bir nefes alacak. Ben sizlere zaten daha önceki videolarımda bahsetmiştim arkadaşlar. Dedim ki Bitcoin eğer İzlemediyseniz tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Faydanıza olacaktır arkadaşlar bu videolar. Bitcoin ne yapacak dedik? Gelecek şurada 53.500 çarpacak. Eğer ki burayı kırarsa, ki geldi çarptı. Şöyle bir yukarı yönlü gitti ve aşağı yönlü kırdı. Kırarsa seviyelerimiz şunlar arkadaşlar. 51.500 seviyesi geldi, çarptı, tek seferde kırdı. Şimdi oraya tekrardan girip geri yükselecek. Böyle bir çarpacak edecek. Bir daha aşağı yönlü kıracak. Nerelere gelecek? 50.600 seviyesine. 50.600 seviyesinin altında 48.000 seviyemiz var. Kademeli bir şekilde iniş yapacak arkadaşlar. 47.000 dolar seviyesi bizim için son seviyedir. 47.000 doların altına indiği vakitte arkadaşlar size şunu söyleyebilirim. Bakın 47.000 dolara kadar altcoin'lerde yani 47.000 dolara kadar Bitcoin insin, 47.000 dolar aralığında yani şu aralıkta şöyle bir yatay banda bağlısın. Fazla değil, şöyle bir haftalık bir yatay band ya da 3-5 günlük bir yatay banda bağlısın. Bakın görün altcoin'lerde nasıl fişeklenmeler oluyor. Fakat şunu söylüyorum, eğer ki şuralarda tutunamazsa, aşağı yönlü gitmeye devam ederse 44, 42, 36 bantlarına kadar inebilir. Bu da altcoin'lerde sağlam bir ezilme yapar arkadaşlar. Fakat şu olay var. Şimdi şu an için yatırımcı nereye kaçacak? Nereye kaçacak? Şu an için kaçabileceği bir alan yok. Dolarda bir tık yükselme mevzu bahis, dolara kaçabilir. Altında bir yükselme mevzu bahis, altına kaçabilir arkadaşlar. Fakat dolara altına kaçmaları Bitcoin'deki kar marjı ile orantılı bir durum değil. Yani buradan ben Bitcoin'de 2 günde %20 kar ederken, bir günde %20 kar ederken dolara altına kaçtığımda belki ayda, 2 ayda o kar marjını yakalayabileceğim. Bu söz konusu olduğu için arkadaşlar yani benim tahminimce şu seviyelere inmiş olsa bile altcoin'lerde tekrardan böyle bir hareketlilik. Yani şunu söyleyebilirim. Bitcoin aşağı yönlü düşüşe devam etmesin de düşsün. Şöyle 45.000 seviyelerinde, 50.000 seviyelerinde şöyle bir yatay banda bağlasın, bir seyretsin. Bakalım o zaman altcoin'lerin durumu ne oluyor arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii şu düşüşlerde altcoin'ler ciddi manada ezilecektir. Fakat geçmişe yönelik düşüşlere baktığım zaman çok da yüksek ezilmeler söz konusu değil. Ondan da bahsedebilirim. Çünkü Bitcoin daha önceki düşüşlerinde altcoin'leri ciddi manada ezmişti. Şöyle bakalım, bakın şurada. Şuradan şuraya bir düşüş yaptı ve altcoin'lerde %20'lik, %25'lik bir kayıp
söz konusu oldu arkadaşlar. %9 inmiş. Ama bakın şurada, bakın şuradan şu alan kadar %12 iniyor. Yani şuradaki alandan daha büyük iniyor. Ama altcoin'lerdeki düşme seviyesi yine %20'lerde. Yani altcoin'ler artık bağımsızlığını ilan ediyor gibime de geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Dominans seviyeleri düştükçe takip edeceğiz. Bitcoin'de size verdiğim bu seviyelere gelme olanağı çok yüksek. Öngörüm budur. Fakat bir yatırım tavsiyesi içermez. Dediğim gibi arkadaşlar, sizlere bütün videolarda şunu söyledim. İnebileceği ve çıkabileceği yerleri sizlere özellikle belirttim. Bakın şuradan açıyorum. Tekrarlıyorum bunu arkadaşlar. Neo'ya geliyoruz. Neo'da ben ne dedim? Bakın sizlere ben bu grafikleri yaparken şu bölgeler dikkat edilmesi gereken bölgeler diye özellikle söyledim. 4 saatlik bandınıza bir alalım şöyle. Bakın neymiş bu bölgeler? 99-100 bölgeleri. Şurada zaten 99-100 bölgesini size belirtmişim. Harici 88 bölgesi. Olabilecek Bitcoin'deki sert düşüşlerde şu bölgelere doğru inebiliriz diye sizlere belirtmiştim ki şu anda Neocoin'de şöyle bir omuz baş omuz formasyonu gibi bir durum da söz konusu. Eğer ki bu omuz baş omuz formasyonu çalışacak olursa şöyle aşağı yönlü 70 dolarlara kadar atabilir. Harici hemen hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar tekrar üstlerinden. Daha rahat anlamanız için konuşuyorum bunları. XRP'de inebilecek seviyeleri sizlere şöyle sarı alanda belirtmiştim. Bu seviyelere inebilir demiştim. Çıkabileceği seviyeleri sizlere söylemiştim. Sizler de bu seviyeler doğrultusunda arkadaşlar risk ve getiri analizinizi kendiniz yapabilirsiniz. Yani hani şimdi ben size kalkıp da buradan evet XRP burada son artık buradan yukarı yönlü gidecek diye bir şey söyleyemem. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu seviyeye gelip çarpacak. Bu seviyeye çarptıktan sonra Bitcoin'deki sert bir düşüş olursa yine gelip çarpacağı seviyeler şurada belirttiğim seviyeler. Ama buradan Bitcoin eğer ki yatay bir banda bağlarsa ya da yükselişe geçerse tekrardan XRP'nin de şöyle şuradaki seviyeleri tekrarlayıp yukarı yönlü hareket edeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yine geliyorum bakın linke. Linkte ben ne dedim size? Link sağlam coinlerimiz arasından bir tanesi dedim. Çok güzel 45 dolar bantlarında 45 dolar bantlarında güzel bir direniş sergiliyordu ve dedim ki arkadaşlar 47 doların üstünde günlük ve saatlik 4 saatlik kapanışlar dolayısıyla link kendini yukarı yönüne atar. Bakın şöyle şu alanda ne yapmış? 4 saatlik bir kapanış yapmış. Üstüne bir 4 saatlik daha kapanış yapmış ama Bitcoin'den ötürü şöyle artık aşağı yönlü salınmış zaten. Linkte de size belirtmişim arkadaşlar bakın şu alanları. Bir önceki videolarımı izleyenler bunu biliyordur muhtemelen. Bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Videoları 2-3 dakikalık kısmını izleyip kapatıyorsunuz. Ondan ötürü de böyle bir sıkıntılı durum yaşanabiliyor. Onu da belirtelim. Linkte de yine çarpacağı alanlar şöyle belirtmişiz. 36 dolara kadar normal olarak karşılıyoruz arkadaşlar biz bakın. Şu anda 36 dolara kadar normal karşılıyoruz. Haricinde gelelim. Ne dedik? TRX'e bakalım tekrardan. Bakın genelde aynı coinlere bakıyorum çünkü bu coinlerin üstünden biz gitmiştik. TRX'te de şöyle bir formasyon dedik. Çıkarsa seviyeleri bunlardır. Şu seviye TRX'in bakın şu seviyeyi belirlemiştik arkadaşlar. Doğru mu? Bak daha henüz şuralardaydı. Şuralardaydı. Ben size ne dedim? Şuradan şöyle bir gelecek, ikili dip yapacak. Buradan sonra yukarı yönlü çıkacak dedim. Ama ne oldu? Bakın şu alana kadar çıktı. Bitcoin buradan salınca artık bu formasyonu çöp etmiş oldu arkadaşlar ve aşağı yönlü saldı. Nereye geldi yine? Çok güzel bir direniş sergiliyor. Tam destek noktasına geldi. Buradan aşağıya yönlü de gitmeye niyeti yok gibi şu an için. Şöyle bakalım. Tabii biz niyeti yok dedikçe bakın şöyle oynamalar oluyor. Aşağı yönlü kırılabilir. Harici arkadaşlar geliyoruz şöyle buradan. LTC'ye bakalım. LTC'yi sizlere söyledik. LTC'den çok bahsettik. LTC'de ne dedik? Dedik ki kardeşim düşebileceği alan, düşebileceği alan 333 dolar seviyesidir. Daha sonrasından da 300 dolar seviyelerini bahsetmiştik. Zaten şu anda 300 dolar seviyelerine kadar indi ki bu çok sıkıntılı bir durumdur. LTC için. Bakın LTC için sıkıntılı bir durumdur. Çünkü niye diyeceksiniz? Şöyle şuradan genel bütün coinlerle alakalı bakın analizimizi yapıyoruz. Ne olacak? Şimdi gelecek buradan 285 dolara çarpacak arkadaşlar. Burayı şöyle sizin için tekrardan şöyle yapıyorum. Videoyu belki de siz izleyene kadar çarpmış olacak. Fakat işte
Gördüğünüz gibi destek noktalarını Bitcoin bazlı kıra kıra aşağı yönlü gidiyor. Buradan ben tekrardan bir BTC'ye bakmak istiyorum. Yani BTC bakın 49 bin dolarları artık kendini attı. 49 bin dolarlar da ne dedik? Şuradan işte aşağı yönlü salıyor kendini. Yani hani bunda ne yapılabilir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Grafiği de çöp ettik. Şuralarda kırmızı alanlara çok girdik. Evet. Ne dedik? Buyurun. Şu alan gördüğünüz gibi şöyle belirtmişiz yani hani zamanında biz bu alanları belirtmişiz. Arkadaşlar videonun çok da uzun sürmesini istemiyorum. Yani dediğim gibi Bitcoin şöyle aşağı yönlü süzülmeye devam ederse 42 bin dolarlara kadar düşebilir. 42 bin dolarların altına da inecek olursa 36 bin dolar dolayısıyla bizi bekler. Altcoin'lerde de sağlam ezilmeler yapabilir. Bununla alakalı da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bitcoin'i takip ederek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi içermez. Herkese bol kazançlar.